Tatlıses TV geri geldi. Lahmacun geri geldi. Çiğ köfte geri geldi. Ses de geri geldi. Boşoğlu da geri geldi. Yani yavaş yavaş Cenab-ı Hak bize geri hepsini iade ediyor. Şükrediyoruz. Sabrediyoruz. Yurt dışına açılıyormuş galiba markanız. Evet, ama aynen tabii... öyle. Aynen öyle. Zaten yıllardır niye açılmadı onu bilmiyorum. Yani açılmamız gerekiyordu ama bizi dolandırmayı düşünürken o şeyleri unutarak bazen. Biliyorsunuz nasıl dolandırıldığımı. Evet, maalesef. Başına birine emanet ettik. Ben de İzmir'de takıldığım için, başında olamadığım için ben dedim ki bu insandır. Yani bu insan ne derse odur. Meğer yanlış söylemişiz. Cumhurbaşkanlığına götürdük, ta saraya kadar çıkarttık. Evlat dedik, evladımız dedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza evladım dedim yani. Ama meğer evlat değilmiş. Sorumluymuş. O sonuçlanmıştı değil mi o dava? Bilmiyorum daha dava. İnşallah ceza alırlar. İnşallah ya Rabbi. Ben hakkım kimsede kalmaz onu söyleyeyim. İbrahim Tatlıses'in hakkı kimsede kalmaz. Beni yersen yerler seni. Seni yerler, yerler. Ya ben benim bildiğim bileli İbrahim Tatlıses dolandırılıyor. Aynen. İnsan, ha ben kimseyi dolandırırsam tamam. Ben dolandırmamışım dolandırılıyorum bak. Hiç mi tecrübe edinmiyorsunuz? He? Hiç mi tecrübe edinmiyorsunuz? Ya artık burası kaldı da affedersin. Ama işte inanıyorsun abi insanız. Etek kemikten vurmuşsun. Yüzüne bakıyorum insan diyorum. İnanıyorum. İnsan çıkmıyor. Maymun çıkıyor. Ama ben cezasız kalmaz. Onu herkes biliyor. Bildikleri halde yapıyorlar. Duygusal bir insan. Allah çoluklarına çocuklarına vermedi. Bir tek onlara versin. Çoluk çocuklarınızı oynuyorlar galiba. Ne? Vicdanınızı oynuyorlar sizin. Çok duygusal aynen. İnsansınız. Damla'nın derdi ki senin şey karını biliyor ne? İmşak karını. O ne demektir onu da bilmiyorum. İmşak karını bildikleri için yapıyorlar. Yapsınlar abi. Nerede? Ben bana ayaktayım. Onlar nerede? Öte teal. Urfa'da öyle de öte teal. O kim çekiyor? Leyla'm sen mi çekiyorsun? 30 senedir yanımda. Leyla. 30 senedir muhasebenin başında. 30 senedir yanımda. Evladım gibi. Bir gün bir şeyini görmedim. Çünkü buna dedim ki buna ne derse onu yap. O da diyor ki İbrahim Bey size sormaya gerek duymadık. Kızı da tavlamışlar. Böyle yapacak diyorlar. O da diyor ki açıp da telefondan seni rahatsız etmek istemediğim için söylemedim. Söylemediğim için de dolandırıldık. Şekir bundan ibaret. Bugüne dönecek olursak çok böyle atlı. Bugüne dönecek olursak biz işimiz arkamıza bakmayacağız. Önümüze bakacağız. Çünkü arkaya bakarız da düşeriz. Öne bakacaksın ne var ne yok. Nasreddin Hoca bir gün ters binmiş eşeğe affedersiniz. Demişler ki hocam niye ters bindin? Demiş ki önümü göreyim diye. Dedim ki arkadan gelirse, dedim arkadakini de eşek de görür. Ters binmiş ya şey, önü görüyor. Hep hoca ters binermiş. O gün öne binmiş. Hocam niye öne bindiniz demiş. Demiş vallahi önümü göreyim diye. Peki arkadan gelirse bir şey, onu eşek de görür demiş. Peki İbrahim Bey, yine yakın şurada açılacakmış bunların anlaşması. Aynen öyle, aynen öyle. Atın varmış. Farkındaysanız bir boş olsun sunarlar başladı. Şimdi reklamlar başlayacak bütün kanallarda. Bine yaklaşacağız Allah'a. Hangi ülkelerle işbirliği içinde olacaksınız? Vallahi Londra var, Hollanda var, Almanya var, Irak var, İran var. Var da var ya. Yani. Hepsine yetişmek mümkün değil ama yetişmeye çalışacağız. Bir de önemli bir detay varmış. Bugünümüz için çok daha önemli. Kadınlardan sanırım, kadın yatırımcılardan. Aynen onlara rica ederim kadın yatırım. Çünkü çiğ köfte mi ki bu ev şeyine giriyor ya, hanımlarla alakalı. Hanımlarla alakalı olduğu için onlara öncelik tanıyoruz. Peki burada fırsatçılık olmaz mı? Eşler hanımları üzerinden şube açamaz mı? Ne? Yani erkekler eşler üzerinden... Eşler üzerinden mi? Kadın yatırımcılardan ücret almayacak olabilir. Ücret almıyoruz zaten. Bayilik ücret almıyoruz.